İyi günler. Bugün sizlere katmerli bohça tarifi vereceğim. Beş su bardağımızı yoğurma kabına bıraktım. 2 yemek kaşığı şekerimizi ilave edelim. 1 paket mayamızı ilave edelim. İki çay kaşığı tuz. İki su bardağı sütümüzü ilave edelim. Ve yoğuralım. Çeyrek su bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. Aynı şekilde yoğuralım. Bir tatlı kaşığı margarin ilave edelim. İyice ne yoğuralım. Tezgaha alıp yoğuralım. Hamurumuzu yoğurduk. 4 eşit parçaya bölelim. Bezeleri ayıralım. Üzerini poşetle kapatalım. 10 dakika dinlendirmeye bırakalım. Tezgahımızı biraz unlayalım. Hamurumuzu açalım. Yaklaşık 100 gram margarin veya tereyağı üzerine sürelim. Kenarlarını kaplayalım. Aynı şekilde kenarlarına da sürelim. Rulo halinde saralım. Servis tabağına bırakalım. Aynı şekilde kalan hamurumuzu açalım. Son bezemizi de açalım. Kenarlarını içe doğru katlayalım ki yağlar çıkmasın dışarı. Üzerini kapatıp yaklaşık 5-10 dakika yağların dolması için dolapta dinlendirelim. Hamurumuzu dolapta çıkarttık. Ben fırın tepsisine yağlı kağıt serdim. Şimdi hamurumuzu açalım. Dikdörtgen şekilde açacağım. Tepsimin boyutunda. Üzerine kalan yağımızı sürelim. Rulo halinde saralım. Sıkı bir şekilde. Tepsimize dizelim. Uçlarını iyice kapatalım. Aynı şekilde kalan hamurumuzu açalım. Hamurumuzu açalım. Üzerine kalan yağımızı sürelim.
yaklaşık aralarında bir parmak olacak şekilde bıçakla çizikler atalım. Üzerini poşetle kapattım. Yarım saat teslim ayası verelim. Üzerini açalım. Yumurta sarısını üzerine sürelim. Üzerine susam, çörek otu isteğe göre seperim. 200 derecede fırına üzeri kızarıncaya kadar pişirelim. Bulaşıklarımız pişti, fırından çıkartalım. Benim fırınımda yaklaşık 20 dakika pişti. Kontrollü bir şekilde fırında pişirsiniz. Kanalımı beğeniyorsanız abone olup yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. Merli bulaşıklarımız sunuma hazır, deneyenlere şimdiden afiyet olsun.